Boşa gitmesin. Bu bahçede kayınbabam da yapıyor. Evet, kırmızıları. Bize organik gübre geçiyor ve canlı bakteri topraklara atıyoruz. Baskı makinesi yapıyoruz. Deri bayağı. Evet, çok güzel. İstediğimiz kursa gidebiliyoruz. Ama burada online diyor. Yapabilirsiniz. Ama ben o keçeyi... Tüm link attım, gördünüz mü? Hemba diye bir şey açılmış. Halk yapım kurslar artık online oluyor. Ve bence bu arada bu dikiş daha tatlı. Dışarıdan görüyoruz. Tabii ki. Evet. Tabii o zaman güzel. Çok tatlı gerçekten. Sabahları geliyorum tarlamda, yabani otlarımı ayıklıyorum, sulamamı yapıyorum. Ardından duşumu alıp kıyafetimi güzel bir şekilde giyinip ondan sonra adliyeye geri gidiyorum. Zaten 4 gibi mesleğim de bitiyor. Ondan sonra tekrardan bahçeye dönüyorum ya da işte konteynerdeki, kooperatifteki oradaki yere dönüyorum. Halhali olsa şimdi hepsini koparmıştık. İstanbul'dan ben depremden sonra iş teklifleri de geldi. Depremden sonra bana dediler ki işte geri dön, ama hem verdiğim bir söz vardı. Ben dedim ki bu kadınlarla birlikte olup birlikte kalkınacağız. Bir de bunları, işte bu renkler boyasız olduğu için biz bunları yakıyoruz. Kadem mi? Satış için. Otele götürdü de. Hataları ve şeyleri. Bak bir de böyle kapatmaya çalışıyorum. Bak bu hasır dikiş. Hasır dikiş. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel.